Basıncın zaman içerisindeki değişiminden, özellikle de sol karıncık basıncının değişiminden ayrıntılı olarak bahsettik. Şimdi işi bir adım öteye taşıyarak size bu esnada sol kulakçıkta ne olduğundan da bahsetmek istiyorum. Önce grafiği çiziyorum. Buraya basıncı koyalım. Basınç bu yönde artıyor. Burası 100, burası da 0 olsun. Ayrıca basıncı milimetre cıva cinsinden ölçüyoruz, onu da söyleyeyim. Sol karıncıkla başlayalım. Sol karıncığın basıncının düzgün bir şekilde arttığını biliyoruz. Sonra da karıncık sıkı bir şekilde kasılıyor ve bu kasılma da basıncın bu şekilde yükselmesine sebep oluyor. Sol karıncık gevşediğinde basınç da en düşük noktasına ulaşıyor. Kan dolmaya başladığında da yeniden yükseliyor. Aort basıncından da uzun uzun bahsetmiştik. Buraya sarıyla çizeyim. Aort basıncı başlangıçta bu şekilde aşağıya yöneliyordu. Sol karıncıktaki basıncın yükselmeye başlamasıyla yükseliyordu. Hatta sol karıncığın basıncını takip ediyor bile diyebiliriz. Belirli bir noktada aort basıncı sol karıncığın basıncından yüksek oluyordu. Bunun sebebinin aort duvarının uyumluluğu olduğunu da görmüştük. Bu yüzden de grafikte dikrotik çentik adını verdiğimiz çentiği elde ediyorduk. Grafiği doğru noktada sonlandırmak istiyorum. Evet, bu şekilde. Aort basıncı da bu şekildeydi. Bunun da dikrotik çentik olduğunu not edeceğim. Peki bu anda sol kulakçıkta neler oluyor dersiniz? Sol kulakçıktaki basınç bir süreliğine sol karıncığın basıncı ile aynı olacak. Neler olduğunu daha iyi anlatabilmek için yine bir kalp çiziminden faydalanacağım arkadaşlar. Bu aort Sol karıncığı aşağıya çiziyorum. Bu da sol kulakçık. Sol kulakçık kanı sağ ve sol pulmoner toplar damarlar aracılığı ile alır. Öyle değil mi? Alanım dar olduğu için kısaca sol pulm nokta damar yazayım. Evet. Pulmoner toplar damarlardan önce e, aortu çizmeyi şöyle bir bitireyim. Evet. Aortun arkasından geçen sağ pulmoner toplar damarı da çiziyorum. Bu da sağ pulmoner toplar damar. Buna da kısaca sağ pulm nokta damar diyelim. Damar dedim ama bunlar toplar damarlar arkadaşlar. Ben alanım dar olduğu için öyle kısaca yazıyorum tamam mı? Unutmayayım toplar damar. Kan sol kulakça işte bu damarlar aracılığı ile geliyor. Pulmoner damarlardan gelen kanın bir miktar basıncı var. Evet kan bu yönden geliyor ve bir süreliğine sol kulakçıkta kalıyor. Neden kalıyor diye soracak olursanız, sol kulakçıkla sol karıncık arasında bir kapak olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Sol kulakçığı bu toplar damarlardan ayıran bir kapak yok. Ama burada bir kapak var. Burada da bir kapak var. Bu mitral kapak ki hatırlarsanız sol kulakçığı sol karıncıktan ayırıyordu. Bu da aort kapağı. Peki bu sürecin başında ne oluyordu? Kapak kapalı değildi. Buraya bir boşluk yapalım. Evet, kan bu sayede sol kulakçıktan sol karınca doluyordu. Tam bu anda sol kulakçıkla sol karıncığın birleşik ve kocaman bir odacık olduğunu da düşünebiliriz. E, söyleyemedim. Aralarındaki kapak böyle açık olduğundan basınçları da ne olacak? Birbirine eşit olacak değil mi? Evet, ikisinde de aynı. Basınçlar aynı. Belki sol kulakçıkta bir miktar artış olacak diyebiliriz. Neden derseniz? Kan buradan geliyor ve pulmoner toplar damarlardaki basınç biraz daha yüksek ondan. Bu yüzden sol kulakçığın basıncının biraz yüksek olduğunu da söyleyebiliriz ama aynı olduklarını kabul etmek de yanlış olmayacaktır. Başka bir deyişle basıncın başlangıçta bu şekilde olacağını da söyleyebiliriz. Anlaştık mı? Ama sonra arkadaşlar sonra burada bir tümsek olacak. Neden mi? Atrial sistol dersem anlayabilir misiniz? Bunun kulakçığın kasılması olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Atrial sistol aynen sol karıncık gibi sol kulakçığında kasıldığı anlamına geliyor. Bu A'nın etrafını da çiziyorum çünkü bunun A dalgası olarak adlandırıldığını göreceksiniz. Bu durumda basınçtaki yükselmenin de bu şekilde doğrusal olmasını bekleyemeyiz. Bu iki odacık birbirine bağlı oldukları için, birinde olan şeyin diğeri üzerinde bir etkisi olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Sonra kasılma duracak. Atriyal sistol sonlanınca kasılma da duracak ve tümsek de aşağı doğru inecek. Anlaştık mı? Sonra da karıncık kasılacak ve bu esnada ne olduğunu zaten çok iyi biliyoruz. Büyük bir kasılma sonucu basınç da hızlı bir şekilde artmaya başlayacak ve bir anda mitral kapağın kapanması ile işler ilginçleşmeye başlayacak. Atrioventriküler kapakların yani mitral ve triküspit kapakların kordo tendinea adı verilen ilginç liflere sahip olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bunların tendon ya da ip gibi olduklarını da düşünebilirsiniz. Evet sanırım bu terimleri kullanmak yanlış olmaz. Mitral kapak kapanmak istiyor çünkü karıncıktaki basın çok ama çok yüksek. Evet, mitral kapak kapanmak istiyorsa bu oku da silmem gerekecek. Bu tendonlar kapağın bu şekilde ters dönmesini engellerler. Evet, bu tendonlar kapağın sol kulakçık içine sarkmasını engeller ve onu böyle sıkı bir şekilde tutarlar. Sol karıncıktaki basın çok yüksek olduğundan bu kapakların içeri kıvrılmaları da aslında son derece normal. Ama dediğim gibi bu olmuyor çünkü kordo tendineyalar var. Kasılma çok hızlı olduğundan burada geri tepen bir miktar kan olacak. Aynen dikrotik çentikte olduğu gibi kanın geri tepmesinden bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu kanın bu kapağa çarpıp geri dönmesi olarak da yorumlayabiliriz. Evet, kan gerçekten de mitral kapağa çarpıyor ve bunun sonucu olarak sol kulakçıktaki basınç da artıyor. Sol kulakçıktaki basınç biraz artacak. Yani tam da mitral kapak kapanırken basınçta da küçük bir artış olacak. Bunu da bir tümsek olarak çiziyorum. Bu da C dalgası olarak adlandırılır. İlginç, değil mi? Bu A, bu da C dalgası. Çarpma C ile yazılıyor ama bunu C olarak düşünün ve aklınızda bu şekilde tutun. Nasılsa bu harfler birbirine çok benziyor. Mitral kapak kapanınca içeriye daha çok kan dolmaya başlayacak. İki taraftan da daha çok kan geliyor. Sağ ve sol pulmoner toplar damarlardan. Bu sürekli devam eden bir şey ama şu anda sol kulakçık ile sol karıncık birleşik değiller. Başka bir deyişle kanın gidecek yeri olmadığından sol kulakçıkta vakit geçirmesi gerekecek. Evet, burada sadece sol kulakçıktan bahsedebiliriz çünkü mitral kapak kapalı. Bu yüzden de basınç artacak artacak. Kan doluyor unutmayın. Mitral kapak hala kapalı olduğundan kan sol kulakçıkta kalmaya devam etmek zorunda ve sol kulakçıkta bu şekilde beklemek zorunda. Sol kulakçık sol karıncığın basıncı düşene kadar bu şekilde bekleyecek. Sol karıncıktaki basınç kasılma sona erdiğinde azalacak okları da silelim. Hala bir miktar kasılma var ama o kadar az ki basıncın eski haline geldiğini söyleyebiliriz. Sol kulakçık kanla doluyor. Bunu da çizeyim. Basıncın yükselme sebebi de bu. Ama aynı zamanda sol karıncığın basıncı da azalacak. Arada ilgi çekici bir fark var ve bunun sebebi bir tarafta basınç artarken diğer tarafta azalması. Bu yüzden basınçlar bir noktada kesişecek ve sol kulakçığın basıncı bir noktada sol karıncığın basıncından yüksek olacak. Kulakçık tarafındaki basınç daha yüksek olduğunda da mitral kapak yeniden açılacak. Evet, mitral kapak açılacak ve kan sol karıncaya dolmaya başlayacak. Kan sol karıncaya doluyor, sol kulakçık rahatladı. Çok tuvaletiniz geldiğini ve en sonunda tuvalete gidebildiğinizi düşünün. Öyle bir rahatlamadan bahsediyorum. Sol kulakçıktaki doluluk da azalmaya başladığında basınç düşecek. Bu noktada bir saniye. Sol kulakçıkta basıncın neden düştüğünü anladım ama sol karıncıktaki basınç neden düşüyor ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne de olsa sol karıncık hala kanla dolmuyor mu? Yani kanla doluyorsa basıncın da artması gerekmez mi diye sorguluyor olabilirsiniz. Bu bir bakıma doğru. Ama aynı anda başka şeylerin olduğunu da unutmayın. Tamam kan doluyor. Yani hacim arttığı için mantıken basıncın da artması lazım. Ama aynı anda sol karıncığın hala gevşemekte olduğunu da unutmayın. Evet, sol karıncık hala gevşeme sürecinde. Kaslar repolarize oluyorlar ve bu da basıncın düşmesine sebep oluyor. Bu ikisi birbirine zıt kuvvetler. Ve kısa bir süreliğine, mesela buradan buraya olan sürede kasların gevşemesi kanın dolmasına üstün geldiği için basınç da düşüyor. Kısacası kasların gevşemesi galip geliyor ve karıncığın basıncı düşüyor. Gevşemenin etkisi kaybolduğunda da geriye sadece kan hacmi kalıyor. Evet, karıncık dolmaya devam edecek. Mesela ilk başta buraya kadar dolduğunu düşünelim. Sonra devam edecek ve ağzına kadar dolacak. Dolma devam ettikçe sol karıncığın basıncı da artmaya devam edecek. Şu anda odacıklar birbirine bağlı oldukları için sol kulakçığın basıncı da artacak. Ve bu nokta, aslına bakarsanız dalgadan ziyade dalganın içindeki bir sivri uç. Buna V adı veriliyor. V. Sol kulakçığın ağzına kadar dolduğu bu noktayı hatırlamak için vahim durumda yazıyorum. Çünkü ağzına kadar dolu olduğu için sol kulakçığın durumunu vahim gibi düşünebilirsiniz. Bu da Vahimin V'sini tıpkı C gibi e, burada da Vahimin V'sini kutu içine alıyorum. Tamam mı? Hatırlamanız kolay olsun Yani C'de de yapmıştık, hatırlarsınız. Evet. Sol kulakçıktaki önemli basınç dalgalarını bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. A atriyal sistoldü ve kasın kasılması sonucunda bir tümsek oluşturuyordu. C kanın mitral kapağı çarpması sonucu oluşuyordu. Çarpmanın ç'sini c gibi hatırlıyorduk. Sol karıncık kasılıyorken mitral kapak birden kapanıyor ve sol kulakçıkta kalan kan da mitral kapağı çarpıp geri tepiyordu. Son olarak v de sol kulakçığın vahim bir durumda olması yani dolu olması durumuna işaret ediyordu. Son olarak bir de c de olanın dikrotik çentiye çok benzediğine vurgu yapmak istiyorum. Burada da kanın bir yere çarpıp geri tepmesi söz konusu. Yani çok benzer bir durum. Burada kan aort kapağına çarpıyordu. Tabii bir de aortun uyumluluğu işin içine girmişti. Evet benzer olsalar da bunun sol kulakçığın basınç dalgası olduğunu unutmayın.